Bakırcılar Çarşısı'ndayım. Gaziantep'in olmazsa olmazı Bakırlar, o güzel, lezzetli yemeklerin sunumu için çok kıymetli. Bakırın envai çeşidini Antep'te her yerde görebilirsiniz. Ama bunun öyle güzel anıları var ki hepimizin anneannesinin, babaannesinin evinde mutlaka bu yoğurt mayalama kabından vardı. Yanımda Bakır'ın ustası Yusuf amcam var. Onu ziyarete geldik. Yusuf amcam nasılsın? Çok şükür, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne var ne yok? Çok şükür, çalışıp gidiyoruz yavaş yavaş. Nasıl gidiyor işler? İşler bu aralar biraz kesat. Ama seninki de bir sanat abi ya. Ama bir sanatımızı icra ediyoruz. Yusuf amca, Bakır'la aran nasıl? Benim Bakır'la aram 47 yıldan beri çok iyi. 47 yıldır mı bunu yapıyorsun? 47 yıldır beri yapıyorum. 15 Maşallah. Yaşındayım. Babamın mesleğiydi esas. Ben ilkokula gittiğim günden beri hem okula giderdim. Okuldan gelir hemen gönlünü çıkarırdım. Çantayı eve koyardım. Dükkana gelir çalışmaya başardım. Hevesliydin o zaman. Hevesli olsan da olmasan da büyüklerin sözünü dinlerdim o zaman. Şimdi gençlerimiz büyüklerin sözünü dinlemiyorlar. Doğru maalesef. Peki ne yapmak lazım? Çok iyi eğitim yapmaları için ellerindeki telefonları alıp hepsi yere çarpması lazım. Ellerinde telefon var, alıyorlar. Hop oraya giriyor, oraya giriyor. Orada oyunlar var. Kimisi paralı, kimisi parasız. Onların neşeye vakit geçiriyorlar. Kardeşlerini unutuyorlar. Yapacak meslek işlerini yapmıyorlar. Peki çırağın var mı? Çıraklarım benim var, iki tane. Bir oğlum bir zaman uzman çavuştu. Bıraktı geldi şimdi şu anda burada. Çırakların oğulların mıydı? Oğullarımdır çırakların. Şu an çırak yok, öğrenen yok. Yok şu anda yok. Örgeneyi onlar ürgettim. Benden de iyi yaparlar. Ha. Bir dönüp gelirlerse, burayı bulurlarsa tekrar bir daha. Burayı da bunun ellerine geçersin mi? O zaman bu meslek tükenip gidecek Yusuf amca. Niye yabancı birini alıp burada yetiştirmiyorsun? Yabancı, İlla oğlum mu olacak? Yabancı geliyor çarşıya. Abi bana iş var mı diye, hani işe çalışmak istiyorum diye geliyor. Tamam var. Haftalık kaç para vereceksin diyor. Baştan parayı sordun muydu? O iş başından bitiyor. Yani çocuk para için geliyor. Mesleği öğrenmek için gelmiyor. Vereceksin ama önce onu sorduğu zaman kaybediyor orada hayatını. Önce İşi... gelecek, oturacak, çalışacak, bakacak. Doğru. Tamam ondan sonra yavaş yavaş zaten o çalışan insan ona affedersin akla değil. Para verecek muhakkak bir şeyler. Bizler okula giderken ya da bir yere gidip eğitim almak için para veriyoruz okullara. Evet. Aslında burası da bir okul. İşi öğrenmek için değil mi? O zaman gelen buraya çırak olarak alacağımız adam bize para versin kendisi ürketelim. Olmaz öyle şey. Öyle olmaz da yani böyle düşünürlerse bu mesleki işleri en azından hani para gütmeden okul gibi öğrenmeye gelirler değil mi? Meslek öyle öğrenirler. Bunu verecek kimse yok çünkü buraya gelen hani ben yoksul kişilerin çocukları demeyeyim de yani ihtiyacı olan insanların çocukları yemek istiyorlar. Onlar da geldiğinde ilk kafadan haftanın kaç para olacak diye soruyor. Onun için baştan bitiyor iş. Yusuf amca eskiden çıraklık nasıldı? Eskiden çıraklık babası getirirdi. Oğlumun eti gemin senindir. Teslim eder giderdi. Ay. O çocuk orada oturur çalışır çalışır. Bir yerlere gelirdi o zaman. Yemek orada dükkanda pişerdi. Yine ustası yedirirdi. Her şey öyleydi eskiden. Ama şimdi öyle değil yok. Peki o zaman para soruyorlar mıydı? Yok. Öyle bir şey yok. Bak adam ne diyor? Oğlumun eti gemin senin diyordu. Atıp gidiyordu çocuğun üzerine bizi. İşi öğret diye. Tabii. Ama bir meslek öğrenmek insanın kolunda bilezik değil mi Yusuf tabii, amca? Bilezik kaç para biliyor musunuz? Ama bir meslek hayat kurtarır. İşte ben de onu demek istiyorum. Yani onun değeri biçilmez. Şimdi çoğu insan üniversite mezunu. Git kahvelerde sor ne yapıyorsunuz de. Üniversite mezunu, ne mesleğin vardı? Hiçbir şey yok. Nasıl öğrendin bunu? Benim şimdi babamla örgenliklerim vardı. Tabii babamla örgenliklerimden sonra ben kendi kaptırlarım doldu. Kendi kaptırlarımla beraber daha başka şeyler yapmaya başladım. Örgenliğim gibi de sağ soldaki arkadaşlarımıza da esnafımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Onlara da örgettik yani bu işi. Herkes devam edip gidiyor yani. Böyle çalışıyorum ya. Evet. Böyle çalıştığım yerde duruyorum. Başlıyorum. Urfa Maraş Antep'ine tatlıdır yüzleri. Mırra içer, tespih çeker güzelleri beyleri. Gelin aldım ben Antep'ten. Dünyada yoktur eşin. Başlık saydın tıkır tıkır. Altın olsun kemerin. Oyna güzelim oyna. Oyna Anteplim oyna.
Oyna Maraşlım oyna, oyna Rizelim oyna. Ay doğar elek gibi, gün doğar bebek gibi. Ben bir gelin aldım anam, dondurma bebek gibi. Dama serdim kilimi, nakış nakış cehizi. Ben bir gelin aldım anam, sanki havuç dilimi. Oyna Urfalım oyna, oyna Anteplim oyna, oyna Adanalım, söyle Adanalım. Ağzına sağlık. Olasın. Terapi gibi oluyor değil mi? Şarkı söylüyorsun, aynen, dalıp gidiyorsun. Aynen. Peki nerelere dalıyorsun Yusuf amca? Nerelere dalıyorum? Hayatımın geçirdiğin eski günlerim çok aklıma geliyor. Ya. Ama yok, hiçbiri yok. Hani ne diyor, parçada da söylüyor adam. Geçtim dünya üzerinden, ölüm bir nefeslerinden, bu feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor vay. Azrail'in gelir kendi, ne agadir ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor vay. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor vay. Geçtim dünya üzerinden, ölüm bir nefeslerinden, bu feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor vay. Yıllar nasıl geçti, neyi özledin ya? İşte bilemiyorsun, bak diyorum ya, öbür bir nefes. Az önceki aldığın nefesi belki bir saat sonra alamazsın. Bir saat sonra alamazsın, nefes, o aldığın nefes bitiyor. En çok özlediğin şey ne Yusuf amca? En çok özlediğim şey yok. Çok uzun zamanda beri yok ya. Amcaya 62 yaşındayım dedin. Buna rağmen hala anneni babanı özlediğini söylüyorsun. Evlatların var mı? Var, evlatlar olmaz olur mu ki? 3 tane evladım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Hadi evlat geçelim. Olmasına rağmen annenin babanın yerini tutmuyor değil mi? Onları severken onlar aklıma geliyor hep. İşte onlar olsaydı onlar başka türlü severlerdi daha onları. Nasıl severlerdi? Benden daha canlı severlerdi. Ciğer oldukları için, parça oldukları için hepsi. Yani. Parçasının parçası olduğu için. Seviyorum. Sevmez olur mu? Ama onlar daha mı güzel seviyordu? Tabii, onlar başka olur. Büyüklerimiz başka. Onlara hiç kimse uymaz. Hele hele eski büyüklerimize hiç kimse uymaz. Doğru. Peki annenin en çok neyini özledin Yusuf amca? Eve gittiğim zaman, oğlum yorulmuşsundur. Elimi yüzümü yıkardık, o zaman bekardık, havlumuzu verirdi bize. Ay. Tertemiz getirirdi, yemeğimizi koyardı önümüze. Ay. İstediğimiz mesela en çok çiğ köfteyi bizi çok severdik o zaman. Evet. O yapardı her zaman. Yanında şahriye çorbası yapardı güzel, salatası, her şeyi olurdu yani. Ben esas Antep'te geldim, yaşıyorum ama. 3 aylıkken doğdum Kahramanmaraş'ta. Buraya geldik, büyüdüm. Ben burada Kürttepe Mahallesi var, şurada Bağış Lokuşu var. Orada büyüdüm. 3 aylıkken yani o günden bugüne Antepliyim. Herkes diye sorarlar, Maraşlı diye sorayım ama Antep'ten daha çok Antepliyim. Çünkü benim yaşımda olan Antepliler çoğu buraları bilmez. Antep'in şeyini bilmez yani. O zaman seninkisi şey, Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kolumu kırdı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. Ne oldu kardeş, ne oldu, ne oldu? Darda mı kaldı? Doluya mı düştün? Yolda mı kaldın? Bir zalim elinden yara mı aldın?
Antep'e Maraş'ı başım ayıktı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Bir kara kadın çaldı kapıyı. Keşke balam ömrüm senin olsaydı. Doğru. Heyecanlandım yanında Yusuf amcacığım. Darda mı kaldın? Ne oldu kardeş, ne oldu, ne oldu? Darda mı kaldın? Doluya mı düştün? Karda mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın? Antep'i Maraş'ı başıma yıktın. Annen türkü söyler miydi Yusuf amca? Annemin sesi çok güzeldi. Ya. Babamınki de çok güzeldi, anneminki de güzeldi. O zaman sen onlara çektin. Babam rahmetli bir ezan okudu. Çarşıda ilk şurada bir cami var, yeni kurulmuştu o zaman. İlk orada mezunluğuna geldi, yaptı. Sesi çok güzel. Maşallah. Annenin söylediği türküyü hatırlıyor musun? Mektebin bacalalı. Anne neşeliyken mi türkü söylerdi yoksa hüzünlüyken mi Yusuf amca? O zaman böyle oturduğumuz yerde yani hüzünlü olduğu neşeli, yani şeyini bozmazdı hiç. Söylerdi. İçinden geldiği genelde, gibi. Genelde sela şeklinde söylerdi yani. Öyle onlardan sonra böyle parçalar sevdiği parçalar da ufak tefek söylerdi yani. Mektebin bacaları ders verir hocaları. Giremedim. Yusuf amca, bu bakırın üstündeki motifleri kafana göre mi yapıyorsun yoksa bunun bir dersi, yok, okulu var şey mı? Yok. O kafa işi sadece. Yani o mesleği yapamam. Ben mesela ben bunu yapamam. Yok. Yapamam derken ben çizersem yaparım bunu. Yani. Bunu başka biri çizmiş. Öbür arkadaşlarım, yani bu işin üzerinde olan arkadaşlarım onu ezbere tergel atarlar. Yeni bulurlar. Ara mesafeyi bulurlar. Otururlar. Ona göre mesela yuvarlaklar var ya, şu yuvarlaklar. Aha. Onu attıktan sonra diğerleri kolay yanımlar için. Bunu kafadan yapan arkadaş çok yani bu motifi. Bunun da branşları var yani bakırcıların. Tabii, değil mi? Var. Mesela bu el işi, daramalı biz nakış deriz buna. Doğru. Benimki kabartma da şimdi. Yani dövmeli olarak da yapmış oldum. Mesela az önce bir tane bitirdim bak. Görüyor musun? Bunu şişirdin sen ha buralarına. Buraları nasıl şişirdin Yusuf amca? İşte bunlar dövme de yaptım. Bunları nasıl yaptın bu küçük onların küçükleri? Onların zımbaları var. Hepsinin modelleri var bak, biliyor musun? Böyle basa basa. Ama bunu bulmak önemli ya. Ben düzgün çıkarmak önemli ya. Doğru, tabii pürüzsüz olacak. Peki bu çizgileri böyle dümdüz vurarak nasıl bu hizayı nizamiyeye getiriyorsun? İşleme bak, bunlar çizmek çizgiler görüyor musun? Evet. Bunu yapıyor. Yani bunu yapıyorum ben yani, yapmıyor demedim. Ama başka türlü yapıyorum. Yani. Anladım. O 15 yaşından ben bunlar tornada sıvamada yapardım. Bizde bu bakraç veya satıl diye geçer. Sen satıl olduğunu biliyor musun bunu? Onu bilmiyorum ama bakraçı biliyorum. Bizde de bakraç derler Malatya'da. Satıl olarak geçer. Ben eskiden bunlardan günde 60-70 tane tornada yapıp boğama verirdim. Rahmetli o da arkasını döverdi. Bak bunun dibi var ya. Allah bak böyle döverler de düzgün olur böyle. Dövme yapardık. Kazanların hepsi leğenler, sinirler. Ben sıvamacılığım da var, tornacılığım var. Yani bunları ocakta, tornada yaparım. Bunları tornada yaparım. Çocuktan yetiştiğimiz için bende hepsi var yani. Yusuf amca, bakırın önemi nedir? Bakırın önemi topraktan gelen bir maden olduğu için. Evet. Hiç kimse sadece özümüz, katkısı yok bunun. İçinde uranyum, şuydu, buydu, pislik. Pas. Sağlıklı. Sağlıklı bu yani. Kalaylı bunun. İçi kalay olduğu için kullanma süresi bayağı uzun olur bunun. Bozulmuyor kalay içindeki zaman, yemek. Kalay bittiği zaman böyle hafif bir eskime yaptığı zaman küflenme olmazsa, yeşillenme böyle, asitlenme olmazsa kullanın gitsin. Yok asitlenme olursa, böyle küflenme, terlenme gibi olursa o zaman kullanmayacaksın. Çünkü at gitsin. Atmayacaksın, kala yapılması lazım. Anladım. Anteplilerin neden vazgeçilmezi bakır? Hatırlarımız yani bizden daha büyükleri, onların daha büyükleri. Hep evde de bakır kazan, kap kaçak olduğu için, her şey bakırda pişiklendiği için burada onun için önemi var yani. Bence Antepliler ağzının tadını biliyor Yusuf amca. Antepliler, herkes ağzının tadını bilir de ben ama Antep fazla. Daha başkadır yani. Aynen. Burada bak, yemekler güzel, aynen, çeşit bol. Bakırda pişiyor her şey, sunum aynen bakırda yapılıyor. Niye lezzetli olmasın? Güzel güzel yiyorlar, lezzetli lezzetli. Oh gelsin kilolar. Kebaptan şundan buna yemekten çok, bir de baklavamız meşhur olduğu için Antep. Aynen. Gaziantep'lilerin bakırı kadar el sanatı bakırcıları da önemli. Elbette önemli. Tabii olmazsa onlar da ne meydana gelecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.